Günlük yayını başladı sayın seyirciler. Hepiniz hoş geldiniz günlük yayınımıza ve hemen stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Bağımsız 3. Bölge Milletvekili adayı Sayın Fehmi Öztürk bizlerle. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. 3. bölgeden adaysınız evet. ve çok önemli vaatleriniz var. Az konuşuyorum, sözü size bırakıyorum efendim. Buyurunuz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sizlere ve izleyicilerimize bizleri bulundukları hanelerine konuk ettikleri için. Sağ olun efendim. Tabii sizler bana sözü bıraktınız, hiçbir şey sormadan bıraktınız. Ben o zaman halkımızın istek ve talepleriyle... Lütfen, alandasınız. Siz evet. Soruları daha iyi biliyorsunuz Fehmi Bey, alanda olduğunuz için. Ben önce şunu söyleyeyim, bize sık gelen sorular sahada neden bağımsız adaysınız diye soruluyor. Ben de kendilerine şu şekilde cevap veriyorum. Neden partili diyorum? Neden siyasi diyorum? Neden partili olmamı bekliyorsunuz olmamı diyorum. Bekliyorsunuz. Evet. Hangi partiden memnunsunuz diyorum. Hangi parti bugüne kadar sizin taleplerinizi yerine getirdi, sizin isteklerinizi yerine getirdi veya sizin bugün içinde bulunduğunuz durumu çözmek için bir adım attı? Yola böyle çıktık bağımsız aday olarak ve gelinen noktada da sahalarda yaklaşık İstanbul 3. bölge Türkiye Parlamentosu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %5'inden daha, %5'inin üzerinde bir milletvekili gönderiyor meclise. Dolayısıyla saha büyük, seçmenlerimiz 3,5 milyona yakın seçmenimiz var. Bunlarla birlikte siyasi olarak bağımsız olduğumuz için de kısıtlı imkanlarla kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Düşünün siyasi partilerle, siyasi parti teşkilatlarıyla, mahalle birim başkanlarına kadar yapmış oldukları propaganda faaliyetlerini biz kendi gönüldaşlarımızla bize gönül veren ve bu ülkenin içinde bulunduğu haksız, hukuksuz, adaletsiz durumdan kurtulmak için bizlere destek veren gönüldaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Evet. Dolayısıyla 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 13. Cumhurbaşkanımızı ve 28. Parlamento milletvekillerimizi seçeceğiz. Öncelikle ben bu seçimin ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ve bütün kamuoyunun sorduğu gibi ben de soruyorum. Bu seçimin sonunu kimler zaferle bitirecek? Bu seçim olduktan sonra ülke ne gibi kazanımlar sağlayacak? Ben hep bu soruları kamuoyu siyasilere soruyor. Ben de kamuoyuna soruyorum. Gittiğim yerlerde araştırma yapıyorum ve ne diyorlar? Kamuoyunun bugün gerçekten bu seçimin çok kritik ve önemli bir seçim olacağını, Türkiye'de bir değişimin yaşanacağını, demokrasilerde görülmemiş bir seçim olacağını vatandaş bizlere ifade ediyor. Bir seçim? Şimdi dengelerin çok değişeceğini, siyasi partilerin aday belirleme sürelerinde tabanın sesini hiç dinlemedikleri ve uzun yıllardır yaşanan bu iktidarın yaşadığı ve yaşattığı olaylarda yine aynı iktidarın içerisinden kopanların başka bileşenlerle bir araya gelip halka umut olabilecekleri konusunda endişeleri var. Evet. Ve diyorlar yani başka ittifaklar, başka partilerle evet, yapılan ittifaktan yani bahsediyorsunuz. Şimdi tabii canım. İşte Hüdapar diyebilirsiniz buna. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben biraz daha konuyu bunun dışına çıkartacağım. Örnek veriyorum. Diyorlar ki siyaseti öyle yaptılar ki yazı turaya getirdiler. Yani siz ya bölen ya çalan taraftasınız. Ya örgütlerle işbirliği yapan taraftasınız ya yolsuzluk yapan, ülkeyi hortumlayan taraftasınız. Vatandaşın söylediği bu. Yani bir tarafa gitsek... Yani bizi temsil etmiyorsunuz, bizi dinlemiyorlar. Yani diyorsunuz. Dinlemiyorlar. Biz evet. Vatandaşın diyor, vatandaşın meclise göndermek istediği vekiller
ve temsilcileri maalesef adalette olduğu gibi temsilde adalette de siyasi partiler halkın isteklerini ortaya koymadıklarına inanıyor vatandaş. Ve bizler de bunu bağımsız milletvekili adayları, yani ben şahsımla ilgili konuşuyorum 3. bölgede, vatandaşımızın %100'ünün sandığa gitmesini, demokratik haklarını kullanmasını ve bu ülkenin bizim olduğunu, bu ülkenin tarihin en önemli seçimi olduğunu ve bu seçimde genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyon her bir ferdinin kazanacağını ben umut ediyorum ve söylüyorum. Bunun da sonunda çağrıdır aslında. Bunun neden böyle ifade ettiğimi de sizlerle paylaşacağım. Efendim, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, dolayısıyla bütün 81 vilayetimizin kazanacağına inanıyorum ben bu seçimde. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sunnisiyle, Alevisiyle birlikte toplumumuzun bütün kesimlerinin, Türkiye'nin bütün renklerinin kazanacağını ifade ediyorum. Hristiyanıyla, Musevisiyle, Süryanisiyle, farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımızın kazanacağını ifade ediyorum. Bütün bu çağrıları, bütün bu düşüncelerimi neden söylüyorum? Çünkü ben demokrasiye inanıyorum. Türkiye'nin köklü bir devlet anlayışından geldiğini ve herkesin öldü bittiği dediği zamanda Atatürk'ün ilkeleriyle, Atatürk'ün açtığı ışık yolda küllerinden doğarak halk iradesini mecliste, meclis gücü oluşturarak bu ülkenin kurulduğunu ve demokrasi yaşadığı sürece, Atatürk ilkeleri ve inkılapları yaşadığı sürece bu ülkede endişe edecek bir şeyin olmadığını düşünüyorum ve onların katılımcı demokraside kendi temsilcilerini, gerçek temsilcilerini, gerçek iradeyi meclise soktukları günde bu meclisin kiracılarının, yani mülkün sahibi, devletin sahibi, vatandaşlarımız, o bizileri yönetenler o oralarda kiracı gibiler. Yarın bir gün kendileri vatandaşın gücünü kaybettikleri anda tek tek çekip gidecekler. Peki. Yine vatandaş iradesi orada olacak. Evet. Şimdi Fehmi Bey, tabii ki dediklerinize katılıyoruz. Sonuçta önemli olan halkın sandığa gitmesi ve çoğunluğun sandığa gitmesi, evet, önemli. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi siz 3. bölge bağımsız milletvekili adayısınız. Evet. Şimdi 3. bölgede çok önemli ilçeler var. Şimdi Bağcılar mesela aklıma gelen, evet, ilk ilçelerden biri. Şimdi Bağcılar İstanbul'un en kalabalık nüfusuna sahip olan ilçesi. Evet, konumunda. Evet. Ve diğer ilçelerde keza. Evet. İstanbul koca bir metropol, dünya, evet, başkenti, evet, konumunda. Siz özellikle 3. bölge için nasıl bir hizmet anlayışı getireceksiniz? Burada nasıl bir yol açacaksınız? Farklı olarak vatandaşa ne sunacaksınız? Şimdi ben öncelikle ismim Fehmi Öztürk. 1963 Sinop Erfelek Ormantepe Köyü doğumluyum. Ne güzel. Ben yaklaşık 60 yaşındayım. 50 yıldır da 3. bölgede yaşıyorum. Bir dönem kitlesel seçim geçirdim. Orada eskiden Interstar Televizyonu'nun olduğu mahallenin muhtarlığını yaptım. Hı hı. Ve bir dönem siyasi parti kurdum. Siyasi partinin kurucu üyesi ve genel başkanlığını yaptım. Dolayısıyla o bölgenin ne yaşadığını, diyorsunuz. O bölgedeki yaşayan insanların yabancı değilim. Hepsiyle çok yakınım. Hatta dün bana katıldığım bir programda şöyle bir soru sordular. Dediler ki ya sen bağımsız olarak aday çıkmışsın ama orada dediler ağır toplar var dediler. Üçüncü bölgenin bölgede adayları. Hı-hı. Dedim kim bu ağır toplar? Dediler Sayın Numan Kurtulmuş AK Parti'nin adayı. Sayın Engin Altay Cumhuriyet'in Halk Partisi'nin adayı. Ben de güldüm. Çünkü sahada ben varım ve sahanın durumunu biliyorum. Hı-hı. Ben sahanın muhtarıyım. Biliyorum oradaki durumu. Ben dedim siz neye göre ağır toplar diyorsunuz? Kime göre ağır top diyorsunuz? Bu memleketin bir ağır topu var. 14 Mayıs'ta mühürü vuracak kişi halktır, ağır top. Evet. Halktır ağır top. Doğru. Yoksa başkaları bir şekilde herkesin ipi halkın elinde. Halkın aslında elinde. Evet. Ve onun için ben de insanların artık kendi iradelerinin ağır top olduğunu, kendi iradelerinin bütün sorunları çözeceğini, kendi iradelerinin oluşturduğu vaatlerin bu ülkede
biraz önce saydığım bileşenleri kucaklayacağını ve bu ülkeyi, eğer ben inanmıyorum bu ülkede ne çalan ne de bölücü var. Bu ülkenin halkta yok böyle bir şey. Çünkü neden? Biz 6 Şubat'ta gördük. Vatandaşın elinde yarım kilo piriciyle vatandaş gitti o bölgede. Sorumlulardan ve yetkililerden önce orada bir can kurtarmaya, bir aç doyurmaya, bir yarayı sarmaya gitti vatandaşımız. Doğru. Onun için bizler diyoruz ki vatandaş olarak, halk olarak, ben halkın içinden biri olarak gidiyorum. Ben bütün bileşenler var bende. Ben de kurulu siyasi partilerin, vatandaşın kafasındaki düşündüğü partilerin bütün bileşenleri var. Bütün o partilere küsmüş, o partilerden umudunu kesmiş halkımızla beraber ben gidiyorum aslında. Ve pazar gün nasip olursa Türkiye bir ilki yaşayacak, bir mucizeyi yaşayacak. Görünmeden, bilinmeden, duyulmadan ve bu birçok, sizlere bugün teşekkür ediyorum gerçekten. Birçok ulusal kanalın, parlamentonun %5'ini meclise taşıyacak bir bölgenin bağımsız milletvekilini, yani 20-30 siyasi partinin içerisinde medeni cesaret gösterip halkıyla birlikte, bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte, müteşebbisiyle birlikte, sanayi başkanlarıyla birlikte yola çıkmış bir milletvekili adayını görmemelerini anlayabilmiş değilim. Anlayamıyorum. Onun için de bu ülkemiz şu anda siyaset, medya ve halk üçü birbirinden kopuk vaziyette devam ediyor. Zaten son seçimlerde belirlenen adaylar da kesinlikle parti teşkilatlarının temayül yoklamalarının sonucu değil, birilerinin ayak oyunuyla ve hakim güçlerin belirlediği adaylarla seçime gidiyorlar ve bu seçimde bunun da tokadını hep birlikte yapmış oldukları, bu temsilde adaleti küstürmüş oldukları tabanın tokadını çok acı bir şekilde yiyecekler. Ve bu seçimin sonucu da, ben anket sonuçlarını yapanları da buradan onları kınıyorum. Neden kınıyorum? Ben sahada 10 binlerce insanı gezdim. Her gittiğim bölgede soruyorum. Sizi birisi aradı mı? Sizden hangi partiye oy vereceğinizi sordu mu? Benim gezdiğim 3. bölgede bana bir tane vatandaş, halkımız beni seyrediyor şu anda, bir tane vatandaş bana demedi, şunu alıyor. Zaten 3-5 kişiyle kuruyorlar bir araştırma şirketi. Ondan sonra milleti kanalize ediyorlar. Kimin oyu? Siz benim oyumu nereden bileceksiniz? Benim 3000-5000 tane ailem var, çevrem var, komşum var. Bu oyları ben aileme, çevreme de soruyorum. Akrabalarımı da. Size böyle bir şey soran var mı? Yok. Peki bunları neye göre bu anket sonuçları önümüze koyuyorsunuz? Mesela, bize dayatıyorsunuz ya da. Mesela doğru. Diyorum, ulusal kanal kaç kişinin... Bir su alabilir miyim? Bir su alabilir miyiz arkadaşlar? Ulusal kanal kaç kişinin gönlünde var diye ben burada kendi kendime bir sonuç belirtip buradan çıktıktan sonra önemli birilerine, yani ben bu konuyu ya yüzde şu kadardır deyip bilmeden söylersem bu ne kadar ahlak olur? Olmaz, doğru. Hiç olmaz. Onun için bakın, bu seçimin sonuçları, hangi ayak oyunlarını yaparlarsa yapsınlar, hangi toplum mühendisleri projeler çizerse çizsin, bu garip söylüyor, bak buradan 85 milyon halkımıza söylüyorum. Bu seçimin sonucunu kimse tahmin edemez. Bu seçim değişim seçimi. Bu seçim öyle birilerinin dediği gibi böyle sansasyon veya sosyal sıkıntı veya toplumsal sıkıntı seçimi değil. Bu millet 15 Mayıs'ta da aynı ülkede yaşayacağız biz. Aynı toplumla birlikte yaşayacağız. Biraz önce sözünü ettiğim bileşenlerle birlikte yaşayacağız. Bir su alın isterseniz. Alayım. Soluklanın bir taraftan. Bir taraftan da şimdi... Zamanımızın az olduğu için aslında şu zamanı, seçime de çok az bir süre kaldı. Değerlendirip halkımıza... Evet. Şimdi 3. bölgede çok önemli ilçeler var dedik. Hem o ilçelere de şöyle bir bakmak lazım. Evet, 13 lazım. Tane ilçemiz var bizim. Evet. Bakırköy'den Silivri'ye kadar. Ben bu ilçelerimizin hepsine gezdiniz, isim tek. İsim hakimim. Yok, yarına 2 tane ilçem kaldı benim. Silivri ile Çatalca kaldı. Diğer bütün Bakırköy, Bahçelievler, yani zaman gitmesin diye saymıyorum. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, hepsini ben gezdim. Hepsinde Fehmi Bey, şimdi son 5 dakikanız. Evet.
Kameralarımız açık, evet. Seçmenleriniz sizi izliyor, dinliyor. Ne vaat ediyorsunuz ve nasıl bir çağrıda bulunuyorsunuz? Şimdi ben seçmenlerimize şunu vaat ediyorum. Eğer nasip olursa 14 Mayıs'ta ki ben bunu kazanacağım. Buraya bakalım. Evet, bu ben bunu kazanacağım. Ve halkımız beni büyük bir teveccühle meclise gönderecek. Benim sosyal medyamda ve benimle ilgili olan bugüne kadar yapmış olduğum yayınları takip etsinler. Bu kısa zaman içinde hepsini söyleyemem ama şunu söylüyorum. Halkın, milyonların iradesini meclise taşıyacağım. Bu memleketin hakkını, hukukunu yiyenlerin makamı, mevkisi ne olursa olsun yakasından tutup bu milletin hakkını onlardan söküp alacağım. Bu memleketin adaletinin, yargısının güçlenmesi için, yargı bağımsızlığının bir an önce sağlanması için bütün ülkenin dinamiklerini, hukukçularını harekete geçireceğim ve Adalet Bakanı'nın ben bir milletvekili dahi girsem meclise, Adalet Bakanı'nın Hakimler Savcılar Kurulu'na başkanlık etmemesi için elimden geleni yapacağım. Özgür bir şekilde Adalet Bakanlığı'nı bu ülkenin gerçekten adaletini, devletin adaletini sağlayan bir güç olarak ortaya çıkmasını sağlayacağım ve bir savcıyla, bir hakimle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıyla bu ülkede yapılan yolsuzluk, usulsüzlüklerin tamamının çözüleceğini inanan ve bunu gerçekleşmesi için mücadele edecek olan bir seçilmiş olacağım ve Türkiye'de birçok şeyi değiştireceğiz. Neyi değiştireceğiz? Halkın iradesinin, bütün seçilmişlerin özel güçlerini, özel isteklerin önüne geçecek ve halk bütün sorunlarını kendi iradesini meclise taşıdığı için, mecliste kendi iradesini taşıdığı bizim gibi halka hizmet etmeye çalışan vekillerin oralara, listelere de, siyasi parti listelerine de halkın dertleriyle dertlenmek için tırnaklarıyla o siyasi partilerin içinde aday olan milletvekili adaylarıyla, bunların hepsi tabii bir güçle gelmedi oraya. Bu siyasi partilerin içinde de bu ülkenin çok kıymetli evlatları var. Onlarla birlikte gerçekten tavassut sahibi veya herhangi bir güç sahibi olan siyasiler, bunun mevkisi makamı kim olursa olsun, ben bu ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan da, Yargıtay Cumhurbaşkanı'ndan da, Cumhurbaşkanı'nın şahsından da, böyle şahıslardan asla korkmuyorum. Ama makamlarına saygı duyuyorum. Bu ülkeye hizmet etmişlerse eğer, onların hizmetlerine saygı duyuyorum. Kendileri benim gibi insan bunlar. Bunlar bugün varız, yarın yokuz. Yani Ulu Önder Atatürk bu ülkeyi kurdu, tapusunu alıp götürmedi ki, bize bıraktı. Yaptıklarını da devlet yaptı. Şahıslar bu ülkede bir şey yapamaz. Ben şahıs bir şey yapamam. Bütün yapılanlar, bütün kazanımlar devletin malıdır. Devletin ukdesindedir. Devletin varlığıyla yapılmıştır. Kimse babasının tarlasını satıp bu memlekette bir şey yapmadı. Yarın da yapmayacak. Kim? Şu anda siyasi parti liderlerinin bütçelerini araştırın. İktidara geldikten sonra hangisinin bütçesi 1 lira düşecek? Ve ben 8500 lira asgari ücret olan bir ülkede bunu popülist siyaset diyebilirler. Buna dalga geçebilirler, gülebilirler ama halk gülmüyor. Halk 8500 lirayla ağladığı için beni parlamentoya gönderdikleri günde ilk maaş bodrumda ben 8500 lira maaşla yaşamımı sürdüreceğim. Ta ki milli gelir 20 bin dolara çıkana kadar. Eğer 20 bin dolara bu milli gelir benim sürem içerisinde çıkmazsa da, yani ben bazı şeylerde bu halk iradesiyle ülkede bazı kötü gidişatların önüne geçemezsem de, ben bu halkın önüne çıkacağım. Bu halktan beni seçtikleri için, bana yetki verdikleri için bir şey yapamadığımı, neden yapamadıklarımı, kimlerin bu memleketi çalan olduğunu, kimlerin dolan, çünkü şu anda benim bir yetkim yok fazlaca. Gidip bir şeyleri, ben sosyal medyadan bir şeyler duyup da ülkenin ne yönetimine, peki, ne de muhalefetine bir söz söyleyemem. Bu ülkenin muhalefeti de kıymetli, yönetimi de kıymetli ama ben şunu söylüyorum. Bu ülkenin muhalefeti de yönetimi de suç varsa hepsinin suçudur. Peki efendim.
Fehmi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza geldiniz, misafir oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Fehmi Bana Bey, bu fırsatı dileriz. Verdiğiniz için. Her daim. Ben tabii seçime çok az bir gün kaldı. Ben vatandaşlarıma son sözüm şu olsun. Lütfen. Lütfen sizden de 1-2 dakika tolerans alayım. Evet, lütfen. Sadece 1 dakikamız kaldı. Çünkü reklama geçeceğiz. Tamam. Vaktimiz de yok. Sizden sonra başka konuklarımız tamam, var. Tamam. Buyurun. Ben, son 1 dakika. Şimdi şunu rica ediyorum vatandaşlarımızdan. Sandığa gidin. Bağımsız adaylar siyasi parti amblemlerinin sonunda, son sırasında 3. bölgede 7. sıradayım ben Fehmi Öztürk olarak. Oraya evet mührünüzü basın ve iradenizi meclise taşıyın. Şunu hiçbir zaman unutmayın, bu ülke bizim. Biz bu ülkede yine demokratik bir şekilde hepimiz ayrışmadan yaşayacağız. Bizleri ayrıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. 14 Mayıs seçimleri ülkemize, milletimize, bütün insanlığa hayırlı olsun. Güçlü bir şekilde Ankara'ya geliyoruz. Bunu unutmayın. Biz iddialıyız. Bu iddia halkın iddiası. Benim iddiam değil. Halk kendinin geleceğinin haberini verdi. Bunu Türkiye duysun. Peki. Teşekkür ediyorum. Fehmi Bey, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı, geldiğiniz için, yayına konuk olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum.